Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cümlemi şu: biz kendimizi tanımadığımızdan dolayı kendi donanımızı bilmiyoruz. Kendi gücümüzü bilmeyince bizim haricimizdeki güçleri gördüğümüzden dolayı onları büyük zannediyoruz. Bunlardan bir tanesi şeytan ve cin. Oysa onlar bizim yanımızda hiçbir değerleri yoktur. Allah'ın yegane muhatabı insandır. Bu mevzuda sıcak su yapar mısın? Şimdi bu mevzuda şu: doktora gönderme yapacağız. Bu işi kabul etmeyenlere, metafiziği kabul etmeyenlere. Yani her şeyi bedende arayanlara, her şeyi bedende çözmek isteyenlere. Her şeyi ilaçla çözüleceğini zannedenlere, tıbbı ısrar edip dini devre dışı yapmak istediklerindendir. Oysa onun dışında değildir. Şu: böbrek belli, hastalık belli, ilaç belli, organ belli. Organ belli ise hastalığı belli, ilacı da belli. Mesela şimdi göz belli, hastalık belli, ilaç belli. Anlıyor musun bu üçlemeyi? Organ belli olacak, hastalığı belli olacak, realitesi olacak, laboratuvara girecek, ilaç da belli olacak. İlaç olabilmesi için organ belli olması şart. Bir ilaç veriyorum sana. Nereye veriyorsun? Hangi organ? Bilmiyorum. Bilmediğim hangi organın bilmediğim hangi hastalığına çaredir? İlginç değil midir? Bak, olmayan bir organın belli olmayan bir hastalığına ilaç olur mu? Bir daha, olmayan bir organın belli olmayan hastalığına ilaç, hangi ilaç çaredir? Yani olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, psikolojik hastalıklara da maddi ilaçlar böyledir. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak. Çünkü psikolojik bedensel değildir ama bedende yansıyandır. Şimdi soru soracağım. Dini çareyi, dini tedavi kabul etmeyenlere gönderme yapacağım. Kur'an'ı, ayetleri, manevi tedaviyi kabul etmeyen, metafizik alemini kabul etmeyenlere göndermeler yapacağım. Hedefim o. Bu soruları soracağım ki bunun tıpta izah olmadığına göre metafizik olması lazım. Bize haşa Allah Celle Celaluhu yoktur diyen şeytan Allah'a yemin ediyor. Bize Allah yoktur diyor. O ise Allah'a yemin ediyor. Allah'tan kıyamete kadar ömür istiyor. Allah'ı inkar ediyor bize. Ama Allah'a diyor ki sen Allah'sın diyor. Ben bu kadar ibadet ettim diyor. Adem Aleyhisselam'daki ihanetinde. Ben her yere secde yaptım. Buna mukabil ben senden kıyamete kadar ömür istiyor. Ölümden o kadar korkuyor. Ölüm korkusu ondandır. Şeytanın tesirinde ne kadar olursanız o kadar ölüm korkusu olur. Ne kadar maneviyat yükselirse şeytanın tesirinden kurtulursun, ölüm korkusu olmaz. Hatta ölümün hakikatini keşfeden kamil insanlar ölmeden önce ölmek istemişler. Çünkü ölüm korkusu ondan geliyor. Nasıl geliyor? Adem Aleyhisselam'ın hadisesinde şeytan ne dedi Allah'a? Dedi ki sen bir kavrulacaksın. Yani yok. Adem'i kandırdı. Sonra inin aşağıya dedi. Helak olacaklardı. Dedi ki ya Rab, ya Allah'a bak. Allah inkar ediyor bizde. Ama orada Allah'a yemin ediyor. Sen bana diyor ben bu kadar secde ettim diyor. Sen verileni, yapılanı, emeği zayi etmezsin. Emeğe en çok değer veren Allah'tır. Çünkü o bize öğretiyor. Emeğe değer ver diye.
Yanlış dahi olsa secde etmiş. Bu sefer Allah da kabul ediyor. Ne istiyor? Ben zannettim ki tövbe edecek. Adam tövbe etmiyor. Kıyamete kadar ömür istiyor. Tamam? Öyle istiyor. Peki ne yapacak bu adam? Allah diyor ki bana ömür ver. Bir de şeyini söylüyor, gerekçesini. Sana gelmek isteyen insanları sapıttıracağım. Allah ne kadar hürriyetperver. Tövbe. Ne kadar hürriyeti seviyor. Ondan sonra buna bu hürriyeti veren, yaşama imkanını veren Allah'a despotluk yapıyor bize. Allah bize kaderini böyle yazdı. Kader böyle yaptı da ben böyleyim diyebiliyoruz yani utanmadan. Kendisine isyan etme fırsatı veren Allah, kendisine isyan ediliyor. Bu fırsatı veren o. Kendisine küfrediliyor. Kendisini reddediyor, kabul etmiyor adam. Bu imkanı veren Allah diyor ki kaderin böyle yazdı diyor. Ulan kader seni yazsaydı böyle acaba küfür etme şansın olur muydu? Ağaç gibi yazardı seni. Kader sana hürriyeti vermemiş olsa sen Allah'ı nasıl inkar edecektin ki? Mesela sığır çıkıp da kedi olabiliyor mu? O hürriyeti yok. Sen her şey olabiliyorsun. Her şey olabilen, her şeyi kabul edip her şeyi reddedebilen ben diyor hür değilim diyor. Çok tuhaf ya. Dimağda olduğu için kişi doğruyla yanlışı ayırt edemiyor. Yani hastalıklar dimağdadır. Yani dimağda olduğunda bu mesele İnsanlar doğru mu yanlış mı, hakikaten hasta mıyım değil miyim? Evet, bedensel yansıması var. Unutmayın. Düşünceler hissi aktif ediyor. Hisler sinirleri, sinirler dokuları, kasları, lifleri dışarıya vuruyor. İşte tiroid bezleri, salgı bezleri, bağırsaklar, dimağdaki, kafadaki serotonin maddeleri bir sürü. Hep bunların kaynağı yukarıda sinirler. Daha yukarısı hisler. Daha yukarısı düşüncelerdir. Düşünceler bunları aktif ediyor. Mesela bir kötü bir haber geliyor, düşünce işte. Hemen kötüye takılıyorsun. Vücut sistemi değişiyor. Midene vuruyor değil mi? Güzel bir haber şey yapıyor. Yataktan fırlıyorsun. Düşünceler insanı ihya ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hastalıklar, yani hastalıkların kaynağı dima olduğu için, düşünce olduğu için, şimdi bu kafada olduğundan hangisi doğru, hangisi yanlış olduğunu bilmiyoruz. Isınıyoruz daha. Daha girmedik doktor. Bilmiyoruz. O zaman doğrunun ve yanlışın bilinebilmesi için doğru malzememiz olması lazım. İşte onun için okuyorum ben bu dersi. Böyle. Yüksek dozda ilaç almalarına rağmen gece uyuyamamaları sıkıntıların kat kat olması, gece olması doktorluk mudur? Soruyor. Yani psikoloji rahatsızlarının %90'ı gece oluyor. Tıp da gece ile gündüz fark etmez. Böbrek ağrıyorsa da gece de ağrır, gündüz de ağrır. Öyle değil mi? Gözün ağrıyor, kaşınıyor. Gece kaşınmaz. Oğlum, gece de kaşınıyor, gündüz de kaşınıyor. Peki, tıbbi en ağır narkoz verildiği halde, uyuşturucu verildiği halde uyuyamıyor. Gündüz uyuyor. Psikoloji hastalar gündüz uyurlar, %70'i. Gece uyumazlar. Peki, tıbbi doktora soruyorum. Sence bu biyolojik midir? Dini çerçeveye sokuyorum. Belki bir şeyler diyecektim, ben de değilim. Allah Kur'an'ında, hadisinde gündüz insanlara ayrılmıştır, insanlarındır. Gündüz hayatı, gece hayatı cinlere aittir. Gece onlar ayaktadır. Uyuyamıyorsa onların tesiriyle ayaktasın demektir. Bu kadar doz aldığın halde sıkıntıların kat katı gece olması, gece hatta şarkılar değil mi? Gece olunca güneşin batıyor diyor, bilmem bir sürü şeyler var. Hep böyle sıkıntıları geceden bahsediliyor. Peki sizce boks maçlarının, tiyatroların, bazı şeylerin, gösterilerin gece tiyatroda olması, kapalı yerde lamba yakılmasının sebebi yok mudur? Yani madem o tiyatroda lambalar yakılacak, tavandan ışık açın, semadan güneş gelsin, lamba yakacağınıza, lamba ile donatacağınıza orayı, sahneyi,
Güneş de tamam seyirciler gelmesin. Niye açmıyor? Çünkü güneş ışınlarında cinler boyut veremiyor. Veremiyor. O zaman orada insanların sufli duygularını kim aktif edecek? Cinler, kafir cinler, Müslümanlar değil. Karanlıklarda, taaffun etmiş yerlerde, kokuşmuş yerlerde, çöplüklerde, pisliklerde olur. Güneşlerde olmaz. Açık yerlerde, geniş yerlerde, havalandırılmış yerlerde, güneşli yerlerde Müslüman cinler olur. Onlara da zarar vermez. Bak, yüksek dozda ilaç almalarına rağmen gece uyuyamamaları, sıkıntılarının kat kat olması biyolojik midir diye adama soruyorum. Niçin bu kadar ilaç tesir etmiyor? 17 sene, 7 sene, 3 sene ilaç içtiği halde düzelmiyor. Biyolojik midir? Yani bu kadar uzun bir hastalık olur. Elektroşok ve en ağır ilaçlara cevap vermiyorsa şok hastasının beynine yapıyorsun. Şok hastanın beynine yapıyorsun. Olaylar hastanın dışında cereyan ediyor. Yine aynı oluyor. Demek hastanın dimağının dışında cereyan ediyor. Yani elektroşok veriliyor. Korkunç bir şok yapılıyor dimağa. Enerji veriliyor biliyorsunuz elektrik. Şoklama yapılıyor. Şoktan sonra yine aynı. Çünkü şok yapmadan önce ervah habise kaçıyor. Şok yapıyorsun hücreyi tahrip ediyor. Bitti mi bakıyor da adam. Pat diye yine biniyor tepesine. Elektroşok çare değil. Kime olmuş da kim kurtulmuş? Yani beyinde var. Tamam. Tıp şurayı görüyor. Tahribi görüyor. Ama tahrip edeni görmüyor. Sorun orada. Tahribi görüyor. Fakat tahribi tamir ediyor. Cilt, oralar hücreleri dokuyor. Taşları koyuyor bina. Mesela usta geldi duvarı yaptı. Yarısını yaptı yarın da yapacak. Akşam oldu gitti. Bir baktı ki sabah geldi yıkılmış. Yeniden yapıyor adam. Ertesi gün tekrar geliyor tekrar yapıyor. Yani gece birisi yıkıyor demektir. Doktorla din farkı burada da şey yapayım. Doktor tahribi görüyor. Tahrip olanı görüyor. Din ise tahrip olmuşla yapanı birden görüyor. O zaman çareyi beraber sunuyor. Dini devre dışı yapmak için bu psikoloji, psikiyatrist bazı dinsiz doktorlar, kitaba inanmayan doktorlar, cine inanmayan doktorlar dini yüceltiriz diye bu kadar hastaların ölümüne ve intiharına göz dahi yumup dinden yardım almalarına müsaade etmiyor. Bunlara ne veriyor peki Cenab-ı Hak ceza olarak? O tip hastaların, doktorların çoğusu da intihar ediyor. Biliyorum ben. Hepsi deli. Mesela var İzmir'de bir tane Ödemiş'te bir doktor var. İlçeyi de söylüyor. Şimdi bitti mi gitmiyor bilmiyorum. Şimdi hasta geliyormuş belki 60 kişi tedavi ediyor. Günde 60 kişi psikiyatrist. Doktor sen tedavi edeceksin. Şey geliyor. Neyin var? Yüzüne de bakmamış. Kalem elindeymiş. Ya o hanımımla şey. Tamam. Tamam. Al bunu git. Gelsin. 60 kişi nasıl olacak? Yani bir kişiye 6 dakika konuşsa 60 kişi 3600 yapar. Bir kişiye 6 dakika. He. 60 kişi ne var? 36. 3600 mi yani? 360. 360. Kaç saat yapar bu adam? Mesai saatini düşeyim mi çalışacak? Geliyor. Ya doktor bey ben gece yatamam. Tamam. Hikaye anlatmıyorum ha. Gidenler diyor. Tamam. Niye konuşturmuyor? Artık çöpten gidiyor. Tahammülü yok. Hastayı dinlemeye tahammül yok. Kendisi hasta. Murat Dursun onunla gidip görüşmüş. Bizim dershanenin ev sahibi o. Onun kiracısıyız biz dershane. Çok tuhaf. Murat Dursun gitmiş de yani adam çık diyor ben şey yapacağım. Biz de Allah'tan bir yer bulduk çıkıyor. Çıktık da. Şimdi adamla konuşacağım. Dedim Murat konuştun mu? Abi dedi ne konuşması dedi ya. Abi tipini görsen var ya dedi. Kesinlikle 6 ay işin ters giderdi. Yani iştahın şöyle dedi. Kesinlikle işin ters gider. Tipini görsen dedi. Adam tamam. Yani şimdi buna ruhu inkar eden adama ruhu tamir ettiriyoruz. Ruh organ değil ki ilaçla tamir olsun.
Böbrek belli, hastalık belli, ilaç belli. Ruhsal hastalık, psikoloji, psiko, ruh demek, loji, ilim demek. Ruh ilmi, senin ilaç biyolojik. Ruhsal ilaçtı ki, yasana o zaman ruhsal ilaçtır, ruhu ilaçtır. O zaman atom olmaması lazım. Ha yardım eder dersen öper başıma koyarım. Evet, baston ayağı düzeltmez. Ama kırık ayağı düzeltmez. Ama düzelmesi için yardım eder. Bu düzeltecek vücut değil midir? O da yardım ediyor ya. Ama sen bastona ayağımı düzeltiyor dersen çok ayıp oluyor. Bu gözlük gözümü güzel görmesine yardım eder. Gözümü güzel göstermiyor. Bu vesile oluyor. Bununla ben bakıyorum. Bu bakmıyor. Bakan bu değil benim. Başka. Demek ki elektro şoklarla niye düzelmiyor? Tamam tahribi görüyor. Orada bir hücrede karamalar var yani. Siyah bir bulut var. Şoku bir vuruyorlar. Duman yok. Bir bakın şok bitti mi? Tekrar birkaç saat sonra hasta aynı. Adam gene geliyor. Başka? Hastaların niye yakınlarına düşman oluyor hastalar? Soruyorum. Ha psikoloji, rahatsızlıklar sokaktakilere pek değil, yakınlarına düşmanlar. Bu da doktorluk mudur? Başkalarına normal gözükürken gidiyorsun doktora veya akrabalara. Ya siz delisiniz ya diyor ya, bunda hiçbir şey yok. Dümüşsünüzdür. Ev sahibine, annesine, babasına diyor ki hanımına. Ya bu delikanlı ya, hiçbir şey yok ki ya bu kadında. Onlarla çok iyi. Onunla alakadar olan, onun sıhhati için, tedavisi için, onunla çok ikide bir, ikili yakın kuranlarda sorun var. Onlarla sorun var. Şimdi diyor ki hastaların niye yakınlarına düşman oluyor da bu doktorluk mudur? Başkalarının normal görürken ona el uzatanları düşman görmesi tıbbi midir? Kim ona el uzatıyor? Kim ona yardım etmek istiyor? Onu düşman görüyor. Ona saldırıyor. Tıbbi vaka olsa herkesi aynı görmez miydi? Abi doktora giden birisi mesela önce doktor ondan şey istiyor. Hani geçmişinde ne olaylar yaşadın? Hı-hı. Ve senin yaşadığın olaylar zaten çevrendeki yakınlarınla Hı-hı. olan şeyler. Onların üzerine bina ediyorlar. Evet. Tabii o kaynağı o zannediyor. Evet. Ben hoca olarak bak. Ben hoca olarak ilk önce şöyle denedim de bu aşağıda Schweinfurt'ta. Şimdi hasta ben bunu bildiğim için bak biyolojik midir tıbbi midir? Tamam. Tamam. Şimdi dedim ki babası geldi. Oğlu 27 yaşında. Ömer diye birisi. Saldırıyor. Kırıp döküyor. Ondan sonra dedim ki arkadaş senin gibi bir dedim baba ile git. Babası geldi bizi götürmeye. O da vazifeliyim. Ya ben ne anlarım bu işte ama madem geldin de Müslümansın da iyi geleyim. Bak şimdi çok antika bir deney yapıyorum bak görüyor musun? Çok korkunç bir şey deney bak. Dedim ki babası geldi. Şu dedim kardeşle o abi beni gönderme. Lan sen bir şey olmayacak bir dene bak şimdi. Ben dışarıdayım arabada mahallede orada da o mahallede değilim bak dışarıdayım çok ileride. Dedim ki babasıyla git. Ondan sonra girmiş içeriye babasıyla. Adam geldi. Hoca mısın lan sen? Yok dedi babanın arkadaşıyım dedi. Böyle iyi davranıyor. Hocam yok ne alakası var hoca dedi ya. Sen de her şeyi hoca görüyorsun dedi ya. Ondan sonra hani var ya elinde çekiç olan her şeyi çivi gördüğü gibi. Elinde çekiç olanların her şeyi çivi görür. Elinde ne varsa onun karşılığını görüyor ya. Ondan sonra baktı oturdu. İnanmadı ilk önce. Baktı ki alakası yok. Oha! Sohbetler kırla gidiyor. Tamam. Biz de saksla çalışıyoruz. Hakikaten öyle yani saksla çalışıyoruz. Sohbet hiçbir sorun yok. Ondan sonra yarım saat oturdular benim planıma göre. Tamam oturun sohbetimi çayın. Hiçbir şey yok. Şimdi ertesi gün ben gideceğim. Deniyorum ya. O babasıyla gittik. Geldi. Sen kimsin ya dedi. Bak şimdi olanı söylüyor. Babanın arkadaşıyım dedim. Saksıda çalışıyoruz. İstanbul'da.
Oturuyorum. Oturuyordum. Geldim. Buradayız bana. Oturdu. Adam oturmuyor yanıma. Yok. Sen babamın arkadaşı değilsin. Ama dünkü arkadaşı idi. Böyle de yapıyor. Ben dedim ya ne alakası saksıda çalışıyor. Karnede de almıyorum. Çay içiyorum ben. Geldi. Baksana gözlerime. Ya kardeş dursana babanla iki kelam edeceğiz dedim. İki, lafın iki tane belini kıracağız dedim ya. Sen bizi rahatsız etme dedim ya. Baban ya. Ne demek hiç gideyim mi? Yani babanla. Oğlum dedi ya benim misafirim böyle dedim. Baba bu adam. Bu adam değişik adam baba. Lan ne değişeyim lan dedim ya. Neresin lan sen dedim. Ondan sonra. Ne değişeyim? Sen hocası. Sen hocasın. Dedim nereden çıktı dedim. Alnımda mı yazıyorum? Keşke hoca olsam dedim. Hayır hocasın sen. Zor tuttular bu sefer. Peki doktora soruyor. İki farklı insan girdi. Ona sohbet ediyor. Bana niye saldırıyor? Yazdım o zaman. Ben hoca olarak gidince saldırması gördüğü mesela yakın ona el uzatanlara, yardım edenlere saldırıyor. Onunla alakası olmayanlara dışarıda bir şey yok. Hiç onunla alakası olmayan deney için götürdük. Hiçbir şey yok. Sen kimsin dedi babamınla geldim. Babanın arkadaşım sakla çalışıyorum. Ha öyle mi ya? Tamam. Oturuyor hiç yok. Yarım saat oturuyor. Ben gittim 10 dakika hoca sen de bakmıyor. Yok dedim babanın arkadaşım. Hayır sen hocasın. Sen hocasın. Gözüme bakmıyorsun. Bakayım dedim. Bakayım. Ondan sonra baktığım anda saldırıya geçti. Göz kalbin aynaması ya. Demek ki çakıverdi birbirlerine. Baktı bağa, baktı muha, bakıştık. Var ya böyle. Baktı bağa, baktı muha, bakıştık. Tamam başka bir şey olmadı demiş yani. Tamam mı? Ondan sonra diyor Ali Babas ya da yani aşk olmuş da. Nasıl aşk oldun demiş. Baktı bağa, baktı muha, bakıştık. Ali içim gelmeye başladı diyor. Ne olduysa diyor. Ustad da muhakemata diyor. İçine bir alev atar diyor. Şimdi sonra başladı şey yapması. Ha, ben de bunu yazdım. Gördüğü görüntüler hasta yakınlarına girmişler. Yani yakınlarının yanlarında kendilerini kötü hissetmeleri. Bir de şu. Gördüğü görüntüler hep hastanın kendi yakınları. Aa seni gördüm rüyada şeyde. Hep bana böyle yapıyordun, bana tecavüz ediyordun kadınsa. Beni kesiyordun. Hep yakın, ona el uzatanların şeklinde gözüküyor şeytan ki. Ona düşman olsun ki ondan yardım almasın bu adam. Kesinlikle bütün hastaların gördüğü görüntüler ona el uzatan, yardım eli uzatan kişilerdir. Onlara düşman olsun diye. Biz de hasta şeye soruyoruz doktorlara. Başka? Yakınlarının yanlarında kendilerini kötü hissetmeleri hastalar tıbbi midir? Diğerlerinin yanında kendini iyi hissediyor. Yakınlarının yanında kötü hissediyor. Hocanın yanında kötü hissediyor. Niye? Tıbbi midir bu da? Hatta bana sen Hasan Hoca mısın yoksa cin misin diye sordu bana adam. Yazdım kardeşim bunu yalan söylüyor. Ben nereden bilecektim bunu? Dedim ki hasta düzeldi ama tam çıkamadı orada o moddan. Yani bırakmıyor. Yani ben 3 gün okudum. Cami hocasısın da Diyanet'in camisinde hocasın. Yani bu işi bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ama cami hocası sen gel nikahımı kıy diye kıymam der misin? Cenazeyi kıldıramam böyle lüksün var mı? Ben teravih kıldıramam diye lüksün var mı? Hani bunu dinleyin diyecek ki bu işin önemli. Hayır değilim de. Ya bir tebarek okuyalım da Müslümandır da gavuran papaza mı götürecekler yani? Tamam mı? Şimdi bir gün gittik tebareke Yasin işte okuduk. Yasin ne biliyorsak okuduk. Ne okunur bu hastalara? İhlaslı ol da ihlas oku yeter. İhlasın yok. Tüm Kur'an okur bir şey fayda vermez. İhlasın yoksa Kur'an'ı komple oku bir faydası olmaz. İhlasın varsa ihlas oku yeter. Kulüvallahu ayet oku yeter. İnan. Şimdi birinci kez saldırıyordu. İkinci kez saldırmadı o geldi eve. Üçüncü kez bana bunu sordu. Sen Hasan Hoca mısın cin misin?
düzeliyor da ayırt edemiyor. Çünkü hasta çok iyi biliyor ki ona el uzatanlara, yardım edenlere yakınlarının simasına girer. Acaba hakikaten bu Hasan Hoca mı değil mi? Ben de ne dedim? Ben Hasan Hoca'yım demedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimim ben de şimdi? Hasan Hoca'sın. Gördün mü? Yani doktora soruyor. Peki bu dersi neye yapıyorsun? İnsanları kuyuya atıp çıkmaza sokan, inim inim senelerce psikoloji hastalıklarının hırtlağını, psikoloji hastalığının hırtlağını basan doktorlara gönderme yapıyorum bu da o şeyle. Niçin gittiğinden de yardım al demiyor. Tıbbı bırak demiyoruz. Haşa, biz demediğimiz gibi. Bak, tıbdan yardım alacaksın tabii. Çünkü tahripler var. Düşünceni bozuyor şeytan ve cin. Düşünceler de hissi bozuyor. Hislerde dokular bozuluyor. Kötü bir haberle midene asit salgılanmıyor mu? Bak orayı gördün. Peki doktor midedeki tahribatı gördü, asit salgılandı. Ama onun ona sebep olan psikoloji sorunu çözemezse bu kökten çözülmüş olmaz. Mideye hap vermeyle düzelmez bu. Geçici asit kalktı. Ama gene kötü haberle muhatap olacak. Haberlerden uzak dur demesi lazım. Televizyonlardan uzak dur demesi lazım. Çünkü kötü haber burayı aktif ediyor. Yani adam moralı bozuluyor. Moral bozulunca asit salgılanıyor. Asiti durdurmak çare midir şimdi? Siz söyleyin. Değildir. Ona götüren sebep ortadan kalkması lazım. Şimdi başka. Devamlı korku hali var hastalarda. Madde madde yazdım bunu. Ha? Devamlı korku hali var hastada. Bazen karanlıktan, bazıları ışıktan korkuyorlar. Yani hastaların, bu da biyolojik midir yani? Bazıları karanlıktan, bazıları ışıktan rahatsız olur. Bazısı toplumdan, bazısı yalnızlıktan, bazısı yataktan çıkmaz, bazısı yatağa girmez. Yani biyolojikse, böbrekse, kardeşim kan süzülmüyor demektir. Gözdekse, katarak görmüyorsun demektir. Herkeste aynı olur. Mesela böbrek hastalarının herkeste aynı olur kardeşim. Şeker hastası ne olur? Şu belirtileri şudur. Ama bu tür hastaların belirtileri en esere menet süreyya. 180 derece farklı. Neden abi? Mahlukları farklı. Hı hı. Hani biyolojik değil yani. Onu demek istiyorum. Çünkü dimada 7 mertebe var ya. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itizam, itikad. Bu 7 tane. Bu bozulursa ifrat tefrit. Vasatı sünnettir. İfrat 1, tefrit 2. 7 tane mertebe vardı. Hepsinin bozuk hali ifrat tefrit 7'yi 2 ile çarparsan 14. 14 çeşit temelde psikolojik hastalık var. Şimdi mesela elini hiç sudan çıkartmayan kadın ve erkek var. Sabunla yıkıyor. Devamlı. Buna musallat olan su cinidir yani. Su. Su nevindendir. Bazıları yıkanmaz. Aman leş aylarca, senelerce yıkanmaz. Bunlar da toprak cinni. Sudan nefret eder. Bazıları vurur, kurur, duramaz. Ateş cinni. Bazısı da hep olumsuz düşünür. Hava cinni. Bunların en kolayı 3 tanedir. Hava cinni, dimağda olan, düşünce bozukluğuna sebebiyet veren, ona çok zordur. Ne yapması lazım? Toprak cinni, su cinni ve ateş cinni dışarıdan müdahaleyle düzelir. Sen öyle. Hava cinni ise dışarıdan müdahale artı kendi gayret edecek. Yani diretecek yani. Peki bu yatanlar nasıl abi peki? Hangisi? Hani psikolojik hastası olanlar ya yatıyorlar, hiç yorganı şey yapıyorlar. Ha. Kalkmıyorlar, öbürleri de yatmıyor mesela. Ha şimdi bunu kaldıracaksın, bak şöyle. Konuşacaksın. Sen biraz ehli olacaksın. Bakacaksın bu dimada var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Dima 7 mertebe ya. Tıpta biz bununla anlaşamıyoruz. Tıp diyor ki akılda, kafada akıl var. Bu saydıklarım detay. Tamam. O zaman bu detaylarla meşgul oluyor. Yani temelde teşhis yanlış. Dimada bir akıl yok. Akıl bir tanedir. 7 tane mertebe var. Tamam. Şimdi bir de din akla alet der. Tıp
tıp ise, yani bu dinden kopuk tıp ise, akla öz der, töz der, us der felsefe tabiriyle. Avrupa'dan geldiği için bu tip bir anlayış. Akıl bizim ben olan bendir diyor. Özce benim budur. Yani akıl budur. Yani benim gömleğim diyen akıldır. Ben olan ben diyen akıldır. Din diyor ki hayır, benim aklım, benim gömleğim diyen ben gömlek değil. Gir içeriye. Benim atletim diyen atlet değil, gir içeriye. Benim vücudum diyen ben arkada. Benim aklım bunu kavramaz. Benim aklım anlamaz. Benim aklıma göre değil ya. Ha, o ben diyen akıl değil. Hatta gel aç arkaya. Benim ruhum bunu kaldırmaz. Ruhuma çok ağır geldi ya. Ya bu adamın var ya. Vallahi ruhu sıktı beni. Demiyor muyuz gündelik hayatında? Ha, benim ruhuma ağır geldi diyen ruh değil. Benim ruhum diyen ruh değil. O zaman ben olan ben arkada. Ha, eğer bu doğru teşhis edilirse, onu anlatmaya çalışıyorum. Pergeli oraya koyduğun zaman onun dışındaki her şey sana verilmiş. O zaman tamiri çok kolay olur. Eğer sen akla ben olan ben dersen, bu bozuldu mu? Kim düzeltecek ki? Kaynak bitti. Onun için Avrupa ne yaptı? Senelerce cinli hastaları, psikolojik hastaları yaktı. Avrupa'da yaktı. Çünkü buradan biz cini çıkarırsak başka insana kayar diye. Bari burada hapsoldu, bunu yakalım. Toplumu kurtarmak adına. Çünkü din diyor ki akla gözlük gibidir, alettir diyor. Alet bozuldu, çizildi. Başka? Ama sen bu alete ben dersen o bozuldu. Ben olan ben, cevher gitti. Öz, töz, us. Aristoteles us der. Töz der. Öz benlik der. Tamam mı? Akıl. Akıldan arkaya gidememiş der. Ondan arkaya gidememince her şeyi sahiplenen ve kişiliğe kişilik katan kendi esas her şeyin merkezi ben olan ben akıldır demişler. Ama din diyor ki akıl bir cihazdır. Cihaz denilince tamiri mümkün. Değiştirmesi mümkün. Ama asıl gitti mi çekirdek parçalandı. Çekirdek parçalandı demek ağaç yok oldu. Peki ağaç çıktıktan sonra dal koptu fırtınada. Kopsun canım ne olacak? Kök sağlam gelir. İşte felsefe diyor ki çekirdek parçalandı. O zaman kişilerin kuvve-i kutsi gidiyor, ümitleri gidiyor. O zaman bu hastaya diyor ki bu düzelmez. Onun için düzelmesi için de uğraşmıyor. Uğraşsa da zaten olmaz. Hastaya bir kere şöyle diyecek. Akıl bir cihazdır. Risale'de var, Kur'an'da da var. Aklınızı başınıza alın diyor. Aklını başına al denilirken hitap akıl mıdır? Hey aklım, bana bak kazanı giysene dediğince kazak senin dışındadır. Risale'de ne geçiyor? Aklınızı başınıza alınız. Kur'an, yakilun, takilun, efele tefekkelun, efele tedebberun. Niye düşünmüyorsunuz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Aklınızı niye kullanmıyorsunuz? Yani kim? Sen. Niye aklını kullanmıyorsun? Niye az düşünüyorsunuz diyor. Hatta ne kadar daha az düşünüyorsunuz? Kim? Sen. Niye aklınızı kullanmıyorsunuz diyor diyeyim. Demek ki bu hitap, hey sen denilirken akıl değil. Tamam. Buradaki, peki bu farkı ayrımı yapmanın gayem neydi? Arkadaşlar, eğer akıl öz ise, bozulursa tamiri mümkün değil. O zaman insana kuvve-i maneviyesi, özgüven gider, benim düzelme mümkün değil. Merkez bitti. Hard disk çöktü kardeşim. Daha ne yapacaksın ki? Bilgisayarın ekranında bir şey yapabilir misin? Hard disk çöktü. Ama din diyor ki hayır, o akıl bir cihazdır. Çökse bile kalbi devreye sok diyor. O çökse bile ruhu devreye sok diyor. Merkezden yani. Akıl çöktü. Vicdanı devreye sok. Vicdan çöktü. Kalbi devreye sok. O çöktü. Ruhu devreye sok. Ruh çöktü. Şansın yok. Artık ahirette o. Ama biyolojik bütün o psikoloji hastalığı dima akılla. Hatta dima komplesi değil ha. Üçüncüsü, ikincisi ya. Tahayyül, tasavvur. Bak aşağıdan yukarı soğan kabuğu gibi. Aşağıdan yukarı gireyim. Kırmızı. Tahayyül. Yani çekilen fotoğraflar. İçeriye soktuğumuz filmler. İçeride canlı. Filmi kapattın. Orada seyrettin. Bir saat seyrettin. Filmi kapattın. CD'yi koydun mu? CD'yi kapattığın gibi kafadan kapanır mı seyrettiktir? O işliyor. Ha, içeriye soktuğumuz filmler. Şarkı, türküler. Gözden giren, kulaktan giren, burundan giren, dilden giren, elden giren her şey içeride canlı ve ruhlu. Kıyamete kadar aktif olacak o. Hiç ölüm yok.
Peki, ikinci bir mertebeye geliyor. Bak, psikolojik hastalığın temelini söylüyorum. Bunu hasta duysa var ya, özgüveninden patlar ya. Vallahi feveran eder bu dersi duysa var ya. Vay be, ben nerem bozukmuş ya. Bak, bozuk olanı sana söyleyeyim bak. Ben bile heyecanlanıyorum. Soğan kabuğu gibi. Allah bana bunu verdi hamdolsun Risale-i Nur'un layıkaların üzerine durduğum için. Layıkalardan çıkartıyoruz. En diş tarafında Dima'da 717 mi sözleri de var. Tahayyül. Seyrettiğimiz filmler, baktığımız fotoğraflar, haram ve helal baktıklarımız içeride aktif. İkincisine geliyor, gir içeriye. Tasavvur. Düşüncelerin deposu. İyi veya kötü. Bütün düşünceler orada. Eğer bu düşüncelerin, bu düşünceler iyi de var kötü. Yani doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Vallahi düşünceni doğru düşün, kendini kötü hissetme şansın yok. Vallahi yok. Mesela şu anda kötü hissedemezsin kendini. Niye? Doğru düşünüyorsun. Doğru yerdesin, doğru insanlarla doğru iş yapıyorsun, otomatik doğru düşünüyorsun şu anda. Doğru düşünürken kendini nasıl kötü hissedeceksin ki? Ha? Şimdi adam sistem bozuldu diyor. Tamam, psikoloji bozuldu, üst bozuldu. Biz din diyor ki, dur dedi ya, dur. Daha dimağın ikinci katmanı. Tasavvuru bozuk. Yani doğrular, yanlışlar birbirine girmiş. Ne yapacağız? Bu insanın doğru düşünebilmesini sağlamak için doğru düşünme malzemeleri vereceğiz. İlk önce insanı anlatacağız. Ne diyor o? Bak, dima budur. Biraz önce anlattığım gibi. Tamam. Dimağın 7 mertebesi var. Senin buralar bozuk değil kardeşim. Aklın bozuk değil. Akıl bir üstü. Taakkul. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Kardeşim, ben buralara tevazu yapmayacağım. Allah'ın izniyle dimağda kısmen dolaşmışım yani. Ve Risale'de bu cümlede orada geçiyor. Benim için realite bu. Bardak nasıl kesinse vallahi böyle benim için. Üçüncü mertebe taakkul. Akıl. Bu düşünce bozuk şey var ya, deposu. Doğrular, yanlışlar var. Tahayyül ise bir altta bütün filmler, seyrettiğin haram, helal film, resimler. Bunların arasında bu hükmedecek. Bir üst tabaka aşağı hükmediyor. Taakkul. Taakkul. Bu tasavvurun içinde kalan ses olmaz. Kal. Tamam. Üçe ayırıyorsun kendini. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bu taraf ne diyor? Ver ağzının payını. Bu diyor ki, ayıptır ya. Bu diyor ki, vur işte, vur tam zamanı işte ya. Verme falan. Bütün olumsuzluklar. İyi değilim, hastayım, kötüyüm ben falan. Diyen bu. Bak, şu anda çaktı buraya bak. Ama bak, gitti. Acayip bir şey. Şeytan işte, nefis var. Şimdi bütün olumsuz, iyi değilim, hastayım, uykum var, hayır, vermiyorum, kin, nefret, öfke, ne cenazene, ne cenazeme diyen bu. Bu tarafta da bakarsan iki karakter görürüz. Lan ayıptır ya, günahtır ya, olur mu ya falan. Sen de bakarsan, lan bu muyum, bu muyum? İkisi de sen değilsin. İki farklı sistem sende çalışıyor. Odunda duman da var, nur da var. Odundan dumanı kaldırın, odun olur mu? Odundan nuru kaldır, odun olur mu? Ha, insan da oduna benzer, duman nefistir, nur ruhtur. Bu ruh tarafı, bu nefis tarafı. Ver bakalım. Şimdi diyecek ki bu, sister. Ben de üçüncü tasdik eden, benim nefsim, ben diyen bu. Benim ruhum, ben diyen bu. Buna diyeceksin ki, sister. İmam burada devir. Sessiz. Mesela diyor ki Allah, zekat ver diyor, ayette geçiyor. Tam zekat vereceği zaman yanınıza dikilir. Verme. Biter. O da kazansın canım. Allah versin yahu. Allah Kur'an'da şöyle diyor. Yanınıza gelir diyor. Verme biter der diyor. Bu tarafta der ki, ulan bu parayı kazanırken bu vücudu, bu hayatı sana veren kim? Sen bu parayı, senin hakkın değil ki. Sen bu parayı, bu diyor. Bu parayı fakire vererek fakirin duasını alacaksın, daha iyi olacaksın, daha sıhhatli olacaksın, ilişkiler çoğalacak. Onun için verdi, Allah buna da verirdi fakire. Ama onun parasını buna vermesinin sebebi sen ver ki. Ben verirsem, Cenab-ı Hak veriyor, Allah muhabbet artar. Ama onun parasını sana veriyorum, sen ver ki sana hürmeti artsın, duası artsın, ilişkileriniz kuvvetli olsun, toplum canlı olsun. Bak, görüyor musun? Bunu böyle diyor. Ama olmaz ya. Niye olmaz lan? Sesleri ne olmaz?
İkisi. O zaman bunu bilmeyen, bu 52 tane bilmeyen, ya sen kardeş ya ben 2 tane zannediyorum kendim ya, ben ha kaç tane, hatta 3 tane ya, birisi böyle diyor, birisi öyle diyor, ben de üzülüyorum. O mesela vur ozunu payını veya küfür ediyor, Allah küfür ediyor, peygamber küfür ediyor, namazda secdeye gidiyoruz, kadın geliyor, para geliyor, bilmem ne geliyor, tamam. Ya rahatsız oluyor musun he? Getiren bu, rahatsız olan da bu, sen de sesten bu getiriyor. Bir tane söyle gelmişti, abi diyor, niye namazı bıraktın lan dedim. Atı bak, hatırladı mı? Niye namaz mı? Abi secdeye gidince kadın geliyor. Ulan dedim, Allah kadınsız kainatı yaratmadı. Ulan kadınsız namaz mı olur lan dedim. Hocam ne diyorsun dedi ya. Allah Allah. Kadınsız kainat mı var? Erkeksiz kadına da erkek geliyor. Öyle mi ya hocam? Tabii ya. Ulan gelecek, gelsin. Gelirse gelsin. Şeytanın şey getiriyor kardeşim. Ne yapar? Yaparsa yapsın kardeşim. Herkes işini yapıyor. Sen ona taraftar olma. Meşgul olma. Bu nereden geldi diye. Derslere git. Devam et namaz. Sakın bırakma. Gelsin dolar geliyor. Dini kum dinar kum. Kıbleti kum nisar kum. Onların kıblesi kadın, secdeleri para ya. Öyle. Mesela secde gidiyorum diye dolar geliyor. Gelsin lan dolar dedim. Allah Allah. Bedava namaz olmuyor işte. Bak işte. Şeytan nasıl şey yapıyor? O anda dolar getiriyor. Diyor ki dolara etti. Ne lan ettim lan? Sana ne? Secde et de. Toprağa ediyoruz. Halaya ediyoruz. Halaya etmiyor muyuz? Allah'a secde ediyorduk. Allah buraya secde et deyince nereye derse biz de oraya secde ediyoruz. Ha. İşte bu getiriyor. Bu getirince şeytan buradakileri aktif ediyor. Bundan zannediyorsun. Onun sözünü kendi sözünü zannediyorsun. Onun resmini kendini, ben niçin öyle diyorum? La kadınsız olur mu deyince bazılar şaşıracak ya, ne diyor bu ya? La kardeşim bunu sen bundan rahatsız oluyor musun? Oluyorum. Senin işin değil demek. Niye geliyor? Demek ki bu binada fisif sen oturmuyorsun. 18 bin alim oturuyor burada. Burası kavşak. Bu binada gavur da yok mu aşağıda? Bu binada oturuyor. Aynı çatının altındayız. Gavurluk yapıyor, o da çıkıyor. La kardeşim burada gavur da oturuyor. Bir sürü insan oturuyor, 18 bin alem oturuyor ya. Sen o gelen resimler, oh be ne güzel ya, kadınla namaz kılıyoruz diyor musun? Yok estağfurullah hocam dedi ya. Ha, rahatsız olman gösteriyor ki senin değil. Cebindeki emanet paradan rahatsız olmaz mısın? Lan ya çalınır ne olur ne olmaz diye. Sen, kendi paran seni ısındırır. Emanet para seni soğutur. Ha, demek ki gelenler seni rahatsız ediyorsa seninle hiç alakası yok. Niye? Bu binadası ben oturmuyorum ki. Sizin binada kaç aile var Ümit? Devo binada? 11 kere 3. 33. En az 3 ile çarp. Bu kadar insan var. Sen şimdi o binada moral bozuk olan yok mu? Olmaz mı hocam? Sana ben de moralim bozuk. Öyle bir cihaz olsa o üzülse ben de üzülüyorum. Ha, herkes herkese elektronik bağ olsa. Sen ha ha yapıyorsun, o da ha ha yapıyor. O moralı bozuk, sen de moral bozuk. Bir anda herkes bu gözükecek ya, 33 kişi. 33 tane daire 3 ile çarp 99, 100 kişi de. 100 tane aynı anda psikoloji hastalar hissetsen. Veya güzellikler. Ha ha ha. Ötekisi bir anda. Şimdi 99 tane farklı şahsiyet var şu anda sende. Ne yaparsın? Ulan ben hangisiyim ya? İşte 99 değil. 108. 18 bin alem şahsiyet var şu anda. Her şey olacak da. Birileri geliyor. Ziyaret ediyorlar. Acayip bir şey. Mesela namazda bir baktım ki harika şey getirdiler işte. Durup dururken işte yatsı namazına bir baktım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hiç hayır, ne alakası var? Niye Müslümanlar cömert de kafirler cömert değil? Ulan ne alakası var? Errahmanirrahim. Baktım çalışıyor, sistem çalışıyor. Ben de bakıyorum tabelaya, oradaki tabelaya. İmanın hassasıdır cömertlik. Cimrilik İmansızlığın sıfatındandır ki Allah Resulü orada diyorlar ha. Orada ben de duyuyorum. İmansızlığın asasıdır ki, sıfatıdır ki cimrilik. Allah cömertin malını yiyin zira şifadır. Cimrinin malını yemeyin zira illettir. İşte bir gavur Alman. Gavur iken yemez, yedirmez sana. Fabrikadasın ve sen elma yer, iki tane de var, vermez bir tane. Verir mi? Vermez. Ama sen hatta bir elman var bölüşürsün. Öyle değil mi? Öyle hocam. Niçin? Peki fark ne? Sen de adam değil misin? O da adam. İki ayak. Ne özelliğiniz var? Biyolojik fark? Hiçbir şey yok. O da şey. Peki biyolojik fark da yok. Sen niye bölüşüyorsun? Çünkü sende iman var. Ha, imanın hassasıdır. Hatem-i Tayyip cömertti. Ondan dolayı
İman etmediği halde cehennemde diyor Allah Resulü hususi bir cennet olacak. Adam cehenneme, cehennem onu tazip etmeyecek, alışacak o ateşe. Cömertlik bambaşka bir şey ya. Yani bir baktım, niye anlattım? Namazdayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Niye Müslüman cömertin? Ben demedim ki, ulan nereden geldi ya lan? Namazla ne alakası var? Evet, ben namazı kılıyorum, orada çalışıyor, sistem çalışıyor. Namaz kılan burada benim. İkisi de çalışıyor, bir böyle bir böyle. Ondan sonra ayrıldıktan sonra İbrahim'le arabada paylaştık. Öyle mi İbrahim? Acayip bir şey. Bildiğin zaman 18 bin tane farklı konuşma var. Ama bize o kadar gelmiyor. İmam Gazali der ki, her gün 2000 ile 4000 ayrı ayrı ister değişken olur. Ama bizde şimdi biraz da birkaç tane de madde gideyim kesiyorum. Devamlı keseceğim ama şuraya bitireyim. Devamlı korku hali var hastalarda. Niçin ümit yok? Niçin düzeleceğim? Hiçbir şeyim kalmayacak inşallah denmiyor da, böyle hissetmiyor da. Niye hep olumsuz? Niye canımız sıkıp kuytu haberlerde hemen olumsuza gidiyor? Niye kalp pıt 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 yapınca ölüyorum hatırımıza geliyor? Niye uçak sallanınca hemen ölüm hatırı geliyor? Ha biri, peki sen bundan çok hoşlanıyor musun? Sen mi getirdin bunu? Yok, sana rağmen çalışan bir sistem var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bazen karanlıktan, bazıları ışıktan korkuyorlar. Ezandan korkan var. Kur'an'dan rahatsız oluyor. Televizyon şarkı, türkü dinlerken mutlu oluyor. Ezan okunuyor, rahatsız oluyor. Ben de doktora söylüyorum. Doktor beyefendi hazretleri radiyallahu anh. Ezandan, Kur'an'dan rahatsız olan hasta, müzik, televizyon, filmde rahat ediyor. Biyolojik midir? Tıbbi midir şimdi bu hasta? Müzik ruhun gıdasıdır. O müzik dinleyenler ruhun gıdası olsaydı zaten bu hasta olmayacaklardı bir. Ve bir hafta evliye yazımı olurdu. Çünkü o kadar müzik dinliyor ki ruhun gıdası ise o kadar müzik ruhu âli yapar, evliye yapardı. Bir bakıyorsun ki bitmiş. Başka. Farklı farklı mekanlarda farklı olması hastanın. Bazı mekanlarda rahatsız oluyor, başka yerde olmaması. Mesela camiye gidiyor, rahatsız oluyor. Yani ulvi ve kutsi din içerikli yerlerde hasta rahatsız oluyor. Peki niye normal sufli yerlerde şurada burada rahat ediyor? Mesela ben bir tanesini. Fransa'da da şeyde de öyle. Yani. Sana girmedim. Çünkü kiliseye girdiğim zaman sol tarafı şunu ateş basar. Şu yarım lob, şu sol kulağın arkası rahatsız olur. Kesinlikle. Diyorum ki saldırıya uğradım. Hoş geldin Hasan Hocam diyecekler bana oradakiler. Ruhanileri. Ervah habise var. Camide ervah aliye var. Oradakiler Müslümanları sokmazlar. Oradakiler de kafirleri sokmazlar. Ben girdim insan. İnsan her yere girer. Çünkü çok güçlüdür. Kafir cinler Müslümanların camisine giremez. Müslümanlar, Müslüman cinler de kiliseye giremez. Saldırıyor. Onların kavgası ölümdür. Kan akıtıyor. İşaret edeceğiz da diyor. Kan dökerler. Ama insan her yere girer. Hikaye. Bak ne yapacağım bak kiliseyi seyret. Hem de dom kilisesi bak. Gittim baktım ki bura ateş. Buraya sıkıntı başladı. Kulağım çınlamaya başladı. Sol kulak çınlaması şeytandansa melekten diyor ya Peygamber Hazretleri. Baktım ki dur bakalım. Niçin çınlıyor? Niçin savaş oluyor? İçeridekiler muayir. Dışarıdakiler hücum. Girecekler. Ben de seyredim. Bir bakayım ne yapacaklar. Öğrensinler savaşmayı bizimkiler. Çok kahrediyor. He ya o kadar hoş oluyor ki bu beden ustad diyor ki beden diyor. Ruhun elbisesi gömleği değil. Hanesi ve yuvası bina. Bina. Binada bir sürü bekçiler var. Ben bina olarak görüyorum. Risale'de öyle geçiyor. Dün bakayım ne olacak? Baktım şiddetleniyor. Çok kalabalık. Silahları da var. Ne yapıyorum biliyor musun? Hiç ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bak dedi derken bile rahat. Bir bakıyorum ki, rahatladığıma delil var. Nasıl bir sistem? Anlatırken bile gergindim. Ondan sonra bakıyorum ki, o kardeşin ismini vermeyeyim. İki kişiydik, of be abi ya, rahatladık abi, baştan yapsaydın abi ya. Ben çok rahatsızdım abi ya. Seni yalnız bırakmamak, kibarlık şey olmasın diye çıkacaktım abi dedi ya. Ben dedi ömrümde hiç girmedim dedi ya. Ben dedi bunalıyorum dedi. Ha peki şunu anlatmaya çalışıyorum. Her hepimiz var. Bazı mekanlara gidince rahatsız oluyoruz. Bazı mekanlara gidince rahat huzur buluyoruz. Niye? Biyolojik midir?
Hastaları da götür. Başka? Hastaların ortak özellikleri. Psikoloji, şu an bu hastalıklar var ya, psikoloji dediğimiz bu hastaların. Ortak özellikleri bak. Bunları nasıl sayacaksın? Nerede bulacaksın bunu? Biraz meşgul olacaksın, notları alacaksın ki şey yapsın. Bak, bu hastaların ortak özellikleri 1. Korku. 2. Dine düşman olmaları. 3. Yakınlarına ve özellikle ona katkı yapacak, dini katkı yapacak kişilere düşman olmaları ve kutsi mekanlardan rahatsız, sufi mekanlarda rahat etmeleri, ezandan ve Kur'an'dan rahatsız olmaları, şarkı türkü ve şeylerden memnun olmaları biyolojik midir? Her şeyi okuyorum. Biyoloji şey okuyun. İslam tarihini okuyun hastaya. Bizans Roma tarihini okuyun. Bir şey yok. Kur'an okuyorum. Her hareketi yapıyorum ama namaz hareketlerini yapmıyor. Mesela eğilip kalkıyor şey yapıyor hasta. Her şey yapıyor. Ama namaz kılmayı yapamıyor. Tarih kitaplarını, coğrafya kitaplarını okuyoruz, rahatsız olmuyor. Kur'an okuyoruz, rahatsız oluyor. Biyolojik midir? Doktorluk mudur? Biyolojik midir? Sonra müzikten hoşlanırken ezandan ve sohbetlerden, Kur'an'dan nefret etmesi tıbbi midir? Her şeyi konuşuyorum ama besmele çekemiyorum. Sohbet ediyoruz. Hasta gittik ya. Ne haber, nasılsın koçum, iyi misin falan. İyiyim, iyiyim diyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyleydi, böyleydi, ben saksa çalışıyordum. Lan sana bir şey söyleyeyim ya. Bir şey diyecektim. Konuşurken Bismillahirrahmanirrahim. Ya nereden çıktı ya? Onu deme ya. Neyi demeyeyim? Ya ağzıma almam onu. Hem de ağzım bunu yapıyor. Ağzıma almam onu. Ya, niye almasın ya? Ya biraz önce söylediğin ya. Onu deme ya. Benim tipi midir şimdi bu? Ya hangisi? Bismillahirrahmanirrahim idi. Ya deme ya. Deme ya. Rahat ol. Deme. Yanıyorum ya. Yanıyor musun? Allah Allah. Nasıl yanıyorsun dedim ya. Tebarekellezi biyecil mülk. Buyurun. Bizans'ta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Surakad'a gelmişti. Fakat Ermeniler ve Rumlar oradan su, sıcak yağ atıyorlardı falan. Bir şey var mı? Yok. Peki şimdi senin Tebarekellezi biyecil mülk ve ala külli şeyin kadir. Ne oluyor? Aynısını uyguluyorum. Ben bir tane olay yaşadım. Tarihte bahsediyorum. İstanbul fethinden bahsediyorum. Tebarekellezi biyecil mülk. Hayır ya demedim. Peki tıbbi midir bu? Niçin dinden yardım almasına müsaade etmiyorsun ve aşağılıyorsun ve inkar ediyorsun? Dini yücelmesin diye. Ama bir dindar, bir hoca veya bu sohbet yapan, hayır dinden yardım al, tıbbı bırak der mi? Tövbe estağfurullah. Peygamber'e Cenab-ı Hak demiş. Peygamber zehirlenmiş, ateş olmuş. Cebrail aleyhisselam peygamber'e İlaç kullanmaları, ot kullanmalarını o zaman tabipler şey yapmış, kullanmamış. Cebrail aleyhisselam geliyor ve Cenab-ı Hak diyor ona, benim adetimi, sünnetimi mi değiştirmeye çalışıyor? Hastalıklardaki sünnetim tıbbi şey. Tıbbı tedavi de yap, onu da yap. Niye bunu inkar ediyorsun? Bu adam dini tıbbı inkar ediyor mu? Doğru. Teşhisin doğru. Yani hücre bozulmuş, tiroid bozulmuş, serotonin maddesi salgılanmıyor. Şunlar bunlar ne diyorsan hepsi doğru. Bozulanı görüyorsun, bozanı görmüyorsun. O bozanı görmediğin için ne kadar tamir edersen et, o devam ettikçe gene bozulacak o. Bugün tamir edeceksin, yarın bozulacak. Bozulan yeri görüyorsun, hücreyi görüyorsun, tahrip edilmiş, tamam. Fakat onu bozan ortadan kaldırmadıkça, sebep yok olmadıkça netice her zaman olacaktır. Einstein bir sözü var. Tam uyuyor bunlara. Aynı sebepleri yapıp farklı neticeleri beklemek diyor, ahmaklıktır diyor. Aynı ilaçları verip 10 sene, 20 senede beri aynı devam ediyor. Aynı ilaçlarla farklı neticeyi beklemek ahmaklıktır. Demek ki başka bir şey var burada kardeşim. Ha, hangisinde? Organ ise başka, böbrek, diyaliz hastası, her sene diyaliz hastası. Organ belli. Bu dediğimiz ise organı olmayan hastalık. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Üçü belli. Hasta bu. Ne yapmış?
Kan şey üret yükselmiş. Niye yükselmiş? Demek ki böbrek çalışmıyor. Üre yükselmiş. Hastalık üre yükselmiş. Böbrek çalışmıyor. İlaç belli. Ama kendimi kötü hissediyorum. Kur'an okurken rahatsız oluyorum. Şarkı türkü dinlerken memnun oluyorum. Yakınlarıma saldırıyorum. Diğerleri iyiyim. Organ mı? Hangi organ? Son bir tane cümle okuyayım. Hastanın inancına, mukaddesatına niye düşman? Niçin hastalar mukaddesatlara düşmanlar? Ortak özellikleri var bu manevi cinli hasta, yani cinli demeyeyim de böyle psikolojisi bozuk olanların mukaddesatına, ezana, Kur'an'a, yakınlarına el uzatanlara düşman oluyorsa bu cinli rahatsızlıktır. İlle cin içeri girdi değil. Kulaktan, benim kulağıma da geldi ya. Dışarıdan cin. Yok, ezandan, Kur'an'dan, mukaddesatından, şundan bundan rahatsız olmuyorsa biyolojiktir ilaç. Bak ne kadar acayip bir ölçü. Ezandan, Kur'an'dan, yakınlarından, rüyalarından, yani ulvi, kutsi şeylerden rahatsız olmuyor. Hatta kendisi de yapıyor. Doktorluk kardeşim. Bu arada. Peki, her doktorlukta olmuyor. O da neydir? Daha önce seyrettiğimiz filmler içeri girmiş. Dinlediğimiz müzikler, burundan giren, dilden giren, elden giren hepsi, el derken mekan. Hangi mekanlara gittiğini oturduğunuz kalktığınızsa o insanın üzerine tesiri var. De mekan. İçeride canlı. Ha, bu cinli değil. Biyolojik de değil. Buna erva habisi deniyor. Ha, bunun tamiri de tefekkür. Üçe ayırdık. Ve bitti. Bak. Nedir o? Psikolojik mi? Ruhsal mı? Biyolojik mi? Anlatıyorum ve bitiriyorum. Eğer hasta ezandan, Kur'an'dan, yakınlarından, ona yardım eden insanlardan, hocalardan, mukaddes şeylerden rahatsız oluyorsa cinlidir. Rahatsız olmuyor da hasta ise biyolojiktir. Biyolojiyi gene bu tarafa alıyoruz. Eğer bu insan bunlardan rahatsız olmuyor, mukaddesatından, Kur'an'dan falan, hatta kendisi okuyor ve ilaç da alıyor, düzelmiyorsa erva habisedir. Nedir o? Daha önce içeriye giren gözünden, kulağından, burnundan, elinden, mekanlardan, gittiği yerlerden içeriye alınan dalgalar. Yani sen sigara içmediğin halde sigara içen yanında olsa siner. Onlar içeride aktif. O ne yapar? Onun şu özelliği var. Cinli tedavi görürsün. Kur'an okunursun, hocaya gidersin, uska olur, kutsi şeyler, yatırlara gidersin. İlaçta kullanırsın, ikisi de bir araya gelmiş, gene düzelmiyoruz. Demek ki bu. Peki bunun çaresi ne? Biyolojik söyledik, ilaç. Cinli şeylerin din motifli hayat. Doğru, hemen adım atacaksın Kur'an falan. Peki bu ikisi olduğu halde düzelmiyorsa bu da sohbetlere gidecek. Risale-i Nur'u ciddi devamlı okuyacak. Tefekküre alışacak. Tefekkür de dimağdaki o ikinci mertebe vardı ya. Düşünce bozukluğu. Düşünce bozukluğunu düzelten, kıbleye koyan, düşünceni senin eline veren, düşünceni senin eline verdi mi dizgini, vücuduna sen hakim oluyorsun. Hayatında zevk ve lezzet alırsın. Bak ben alıyorum ondan sonra. Hayatım zevklerle dolu. Ve bu kadar yorgun. Bak Hollanda'dan geldik değil mi? Bu şeyden geldim. Ha nasıl yapıyorum? Düşüncemi elime almışım. Kısmen almışım. Peki nasıl? Tefekkür mesleğinde Risale-i Nur'u tefekkür ederek okursak, düşünerek, düşüne düşüne okursan tefekkürün gelişir. Düşünerek okuduğun anda o içeriye soktukların var ya beş yerden. Onlar da ifna oluyor, yok oluyor. Onun için usta diyor ki ona 744, 746 şu anlarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Hemen acilen bu kişi Asay-ı Musa'yı sabah akşam onarşar dakika sesli okuyacak. Asay-ı Musa'yı onarşar dakika sesli okuyacak. Ondan sonra bu düşünceleri düzelmesi için. Doktorun ilacını da kullanacak. O tarafı da yaptın. Hizbul Kur'an, Hizbul Hakayki Nuriye Kur'an'da okudu mu? Bu da cinni tarafında şey yaptı mı? Senin artık kötü olma şansın yok.
İşte o mümkün değil bunları yapar. Üç tane kategori. Ve bu derslerde anlatan da yok. Ya tıptır, dini inkar ediyor. Veya dindardır, dini inkar etmiyor ama bilmiyor bunu. Veya doktordur, maneviyatı inkar ediyor, konuşma yapınca dini dişliyor. Veya düşünce boyutunda adam boyutlaşmıştır, ikisini inkar ediyor. Ama biz Risale-i Nur şeyi olarak okuyucusu olarak diyorum. Üçü de doğrudur, üçü de haktır çünkü realitedir. Bunların çaresi de budur ancak bundan sonra devam ederiz. Herhalde bu ders en az 20 tane ders olur. Çünkü bayağı notum var. Doktorlara bu mukaddeme yaptık biraz uzun sürdü ama gönderme çok var. Böyle böyle oluyor tıbbi midir? Böyle böyle oluyor tıbbi midir? Böyle böyle düşünüyor tıbbi midir? Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-fâtiha temâsselâvâhâtı.